Merhaba Yekilerim kanalınıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Vakit kaybetmeden bugün neler oldu şöyle bir bakalım mı? Yine yarı aktif bir gündüm. Hobi ile başlayalım. Kore'de sabaha karşı 04.40. Burada da öyle erken bir saat değil elbette. Hobi stüdyodan dans ettiği sessiz kısacık bir video paylaşıyor. Vallahi bu çocuk tam dayaklık. Ulan hadi gece gece atıyorsun bir video. Bari sesli atla dans ederek içim geçsin. Ne dinliyorsun hem? Albüm merakım zaten tavan. Bir de mixtape hayalleri kurdurtma bana. Yıkılışım büyük olur. Dün hani Namcım bunu içkiler hakkında konuşulan bir programdan çektiği bir görüntü etiketlemişti ya. Hobi sen kalk git programda yer alan bir kişiye özelden yaz. Bebek bu resmen. Ne yazmış biliyor musunuz? Dinleyin. Hyungin merhaba. Ezelden beri Workman izliyorum. Bu bölümü izleyemedim ama grup üyem bana haber verdi ve benim adım tam oradaydı. Kaliteli içeriklerle bize bu kadar çok eğlence sunduğunuz için teşekkür ederiz ve seni destekleyeceğim. Mesajınız için teşekkürler. Tabii adam da hemen cevap vermiş. Çok duygulandığını söylemiş ve mesajı yayınlamak için izin istemiş hobiden. Ayrıca sağlıklı kalmalarını ve uzun bir süre dünyanın gururu olmaya devam etmelerini dilemiş. Evet, dünyanın gururu. Doğru kelime bu abicim. Açıkçası ben üyelere yakın olsaydım, onları Jungkook'a dövdürtmekle tehdit eder, istediğimi yaptırırdım. Ama Rabbim dağını görüyor da karını ona göre yağdırıyor işte. Benim elimde olsalar çekecekleri vardı. Neden mi Jungkook'a dövdürtmekle tehdit ederdim? Çünkü neden etmeyeyim? İyice büyüdü vücudu, devasa bir şey oldu. Öyle ki abileri bile korkuyor ondan. Yalnız aşırı komikler. Jungkook'un dünkü videosunun altını chat odasına çevirdiler. Instagram'a gelirken tabii ki yenilikler de getireceklerini biliyorduk. Banktan için normallik diye bir şey yok. Neyse üyeler Jungkook'a yazarken o da hepsine ayrı ayrı cevap veriyor. Korkmasınlar diye herhalde ama ne gezer. Hobi yorumlara yumruk sesleri yazarken ona gülen Jungkook iyi gidiyorsun diyen Taeyong'a da teşekkürler teşekkürler yazdı. En komiği Namcun'du. Jungkook'a benim hatamdı yanlış yaptım diyerek özür diledi. Kardeşi olanlar iyi anlar. Küçükken sorun değildir. Baskı kurabilirsiniz üzerlerinde ama büyüyüp hele de sizi geçtiler mi eyvahlar olsun. İşte o zaman sakince konuşarak anlaşma yönteminden başka elinizde bir şey kalmaz. Bazen de haklıyken sırf korkudan haksız duruma düşmeye bile razı olursunuz. Ah be Namcun, üç kardeşinden de küçük görünen biri olarak seni o kadar iyi anlıyorum ki yavrum. Eski kuralcı halimin yerinde yerler esiyor. Daha önce de göstermiştim size ama Namcun'un bu davranışı aklıma yine şu videoyu getirdi. Jungkook henüz küçük ve çelimsiz bir çocukken abilerinin gelecek kaygıları başlamıştı. Kaslandığında hepimiz bittik, o çok korkutucu olacak diyen abileri geleceği o zamandan görmüş. Geçmiş olsun gençler, Jungkook aldı başını gidiyor. Hobi'nin 6 gün önce ne zaman buluşuyoruz yorumuna bugün cevap vermiş. Birbirimizi hemen görmeliyiz diye. Hobi de ağlayan surat koymuş. Bence de birbirinizi hemen görmelisiniz. Sizi bir arada görmeyi çok özledim. Hobi bunu paylaştı en son. Umarım uyur. Gece gece daha fazla şok yaşayacak havamda değilim. Çünkü sağ olsun bu arayı Namcun dolduruyor. Bu resimleri paylaştığı posta sildi. Umarım telafi edecek bir şeyler paylaşır yoksa Seul'den bile duyulacak bir çığlık atacağım. Bugün attığı resimleri gördünüz mü? Bu soğuk havada sadece birkaç fotoğrafla sıcacık hissettirdi. Tabii ki son fotoğraftaki datevari görüntü kıskançlığa sürüklemedi beni canım. Çünkü geçenki kütüphane olayı o görevi üstlendi. Namcun kütüphanedeki resimleri paylaştıktan sonra aynı gün kütüphanede olanlar çektikleri fotoğrafları bakınca Namcun'u da çektiklerini fark etmişler. Yanında da o meşhur gizemli adam. Ah kimi kıskanayım bilemedim. Namcun'la aynı ortamda bulunan insanları mı? Yoksa her zaman yanında gezen o şanslı arkadaşını mı? Neyse bu konuyu geçelim ben artık kaldıramıyorum. Kaldıramadığım diğer bir şey ultra yakışıklı ve aynı zamanda aşırı tatlı banktan içeren bomblar. Bazen bir arkadaş olmak istersin, bazen öylesine bir tanıdık, bazen öylece aynı ortamda bulunmak yeter sana, bazen nefes almayan bir cansız varlık olmak istemek bile düşer aklına. Ne de yakışıyor ellerine dokundukları her şey. Bu sessiz bir kuraldır. Banktan bomblar artış gösterdiyse anlayın ki geri dönüşe çok yaklaştık. Her anda yürü gelebilir. Bekleyen sadece biz değiliz tabii. Şirketler sanatçılarına geri dönüş yaptırmak için bizim tarihin açıklanmasını beklerken müzik listeleri kural değişimine başvuruyor. Sebep mi? Banktan rekor kıramasın. Dün gece Billboard Hot 100 ve diğer listeleri için kuralları değiştirdi. Artık bir kişi haftada sadece bir kez şarkı veya albüm alabilecek. Yani sadece birisi dijital listeye etkileyecek. Güya haksız bir durum olmasın diye böyle ama radyolardaki bir şarkıyı 1000 defa çalma durumu için hiçbir değişiklik yok.
Hani bize hile yapıyorsunuz demişti ya Billboard. Çocuklarla yaptığı o iğrenç röportajda. Hatta namcında kuralları siz belirliyorsunuz. Beğenmiyorsanız değiştirin demişti. İşte güya bizim liste etkilerimizi engellemek için bu tür bir değişiklik yapmışlar. Hani biz hile yapıyoruz ya. Namcun nasıl okuduysa canlarına zorlarına gitmiş. Ama unuttukları bir şey var ki bu bizi değil o listelerde hile yaparak yükselen şarkıcıları etkileyecek. Çünkü zaten bizim dinlenmelerimiz organikti. Bunu artık daha net anlayacaklar. Daha önce bizi engellemek için bu tarz bir değişikliği Kore müzik listeleri yapmıştı. Ve o günden sonra bizden başka kimse kolay kolay listelere girememiş, planları ayaklarına dolaşmıştı. Şimdi aynı hatayı Billboard yapıyor. Ey ARMY, yeni albüm yolda. Billboard'a haddini bildirmeye hazır mısınız? Bugün de böyleydi. Hadi gelin yorumlarda dedikoduya devam edelim. Sizi morluyorum.